150-200 gram karnabaharı 1-1,5 bardak suda 5-6 dakika haşlayıp bunun suyunu içerseniz, bak suyunu içerseniz evet. Ya ama bir özelliği daha var. Antilitogen, yani lito taş demektir. Taş oluşumunu engelliyor böbrekte. Yani Geldiğini lütfen önleyici dış olduğunu. kabukların, bak yan kabuklarını da atmasınlar. Kürünü yaparken lütfen bak yan kabukları var ya, Şu anda yüksek. masamızdaki. Evet. 2-3 tane de ondan atın içine. 200 gram dedim ya, 150-200 gram. Göreceksiniz ne kadar etkili olduğunu anlayacaksınız. Senin onun için. Karnabahardan şöyle yapmamız gerekiyor bizim burada. 750 milim suyumuzun, yani burada kaynamış suyumuz olacak yine burada. Bunun içerisine atıyoruz. Burada 200 ya da 300 gram şeklinde olabilir. Bir tane şu ölçü kabından eve almak şart. Yani Tabii. öyle görünüyor. Ölçüsüz Olmaz. olmaz. Ölçü, Olmaz. mizan. Ölçü. Evet, attık. Attık. Daha sonra bu burada 5-6 dakika kaynayacak zaten kısık ateşte. Yaprağını da atalım mı hocam? Tabii atarsın. Bizim suyumuz kaynamamıştı ama değerli seyircilerimiz, vaktimizi iyi değerlendirmek Suyumuz kaynattım adına Hüseyin fokur Bey. fokur kaynaması gerekmiyor mu? Kaynadı ama bu. Ha, tamam. Bekliyorsun Ben görmedim de o yüzden. Ya söylediklerimizin dışında bir şey olmasın diye, yoksa yanlış anlama Yeter lütfen. mi Tabii hocam? ki sen doğru Biraz yapıyorsun. daha atayım hocam. Yeter. Şimdi görmez değerli Kafi. seyircilerimiz o yüzden. Daha sonra kaynadığını görmez. daha sonra bu burada bir 5-6 dakika kaynayacak. Kaynadıktan sonra günde 2 defa bunu süzmemiz gerekiyor sıcakken. Günde 2 defa aç karnına sabah ve Suyun akşam içecek, tanelerini de salatasının içine ekleyebilirler. Ekleyecek. Ekleyecekler.